İçeride. Canınız çok sıkkın, bunun farkındayım. Ben size yardımcı olabilirim. $3 milyon. Hesabımda olabilir. İstersen. Anlayamadım. Ben gayet açık konuşuyorum aslında. İhtiyacınız olan parayı hemen temin edebilirim. Yok Sibel Hanım, çok teşekkürler teklifiniz için ama biz bu kadarını kabul edemeyiz. Elif çok doğru söylüyor. Bu kadarı fazla Sibel Hanım. Çok ince düşüncelisiniz gerçekten. İyilik yapmak istiyorsunuz ama fazla. Elif. Ben bunu bir iyi niyet göstergesi olarak yapmıyorum. Yani teklif ettiğim paranın karşılığında benim desteklerim olacak tabii. Bunu bir anlaşma olarak düşün. Siz birbirinize çok aşıksınız. Evlenmek için sabırsızlanıyorsunuz. Ama paraya gelince sıkışık durumdasınız. Bu anlaşmayı kabul edersen o sıkışıklıktan kurtulacaksın. Nasıl bir anlaşma ki bu karşılığında 3 milyon teklif edeceksiniz? Ben anlamadım. Teklifim şöyle. Burada, bu odada benimle 3 gün geçireceksin. Ve ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Ve geçirdiğin her gün için 1 milyon alacaksın. Göstergesi olarak hesabına 500 bin lirayı aktardım bile. Teklifime cevap vermen için 1 saatin var. Şartlarım böyle. 1 saat dolduğunda 1 saniye bile bekleme. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Erhan Bey. Günaydın. Merhaba. Ne yapıyorsun? Günümüz ile... Nasıl, beğendin mi? Oğlum beğenmek ne kelime. Uçtu. Ayıp olsun. Ben de. Bu tüyü hayatımızı değiştirecek, biliyorsun değil mi Samet? Biliyor muyum? Benim sonum gece uyanıp uyanıp 2 saatte bakıyorum. Rüyamı gerçek mi? Bu sefer gerçek. Bu sefer biliyorum. Zaten siz bunları hatırlatmamı istemiştiniz. Burada çok büyük bir düşüş görünüyor. Abi, kadın içeri gelince hava buz kesti, fark ettin mi? İliklerime kadar dondum, yemin ediyorum. Burada da aynı şekilde. Yalnız Allah var güzel kadın. Yani bakanın da suçu yok. Benim bakmaya ihtiyacım yok.
lansmanın maliye tablolarını göndermişsiniz. İnceledim. Bu şirket kurulalı bir sene oldu ama biz hala zarardayız. Sizi turizm şirketinin en iyi finansçıları olduğunuzu düşündüğüm için ben kendi markama çektim. Ama galiba yanılmışım. Bu raporlara bakınca başka bir açıklama bulamıyorum ben. İsterseniz açıklayabilirim Sibel Hanım. Dinliyorum Erhan Bey. Bu döküm tasarımcılarınızın son tatilinden. O bir tatil değildi. Kreasyon için kamp. Bundan da keseceksek bir markamız kalmaz. Bitirmedim. Kampı eğer kendi otellerinizden birinde yapsaydınız bu harcamalar yarı yarıya düşerdi. Ayrıca burada başka gereksiz harcamalar da var Sibel Hanım. Bunu şimdi değil, daha önce söyleyecektiniz Erhan Bey. Denedim ama ilgilenmediniz. Sibel Hanım, biz önümüzdeki çeyrek için bir plan oluşturduk. İsterseniz onu anlatalım size. Dinliyorum. Şimdi şöyle, önümüzdeki çeyrek için özellikle ürün sorumluluğunu daha sağdan merkeze ettirmek için. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Günaydın. Gecikince merak ettim ama arayamadım. Bir şey mi oldu? Ayşin Hanım olmuyor maalesef. Neden? Dijital bir platformda dizi anlaşması varmış. Çekimleri başlayacakmış. Takvim uymuyor. Tamam, başka bir şey var mı? Bu arada katalog çekimi başladı. Tuncay Bey de içeride. Teşekkür ederim. Rica ederim. Pelin, nasılsın? Görüşemiyoruz. Ya sorma. Evet, ben de öyle. Ya ne diyeceğim sana? Ayşin'le projeye başlıyormuşsunuz siz. Ha, öyle mi? Sibel Hanım. Fikret Bey bu raporları incelememi söylemişti. Şimdi de göremedim kendisini. Sizin görmeniz lazım. Ne bu? Şirketin yatırım yapmayı düşündüğü hisse senetleriyle ilgili. Tekrar fırçayamayayım diye önden uyarıyorum. Almayın Sibel Hanım. Yani çok kötü bir yatırım. Hatta ölü yatırım dedikleri bu olsa gerek. Bu hisselerle bizzat ben ilgileniyorum. Evet. Neden ölü yatırım dediğimi zaten bu dosyada yeterince anlattım bütün detaylarıyla. Detaylarıyla? Benim göremediğim neyi görmüş olabilirsiniz? Zaman ayırıp okursanız eğer göreceksiniz zaten. İsterseniz şimdi anlatabilirim ama. Teşekkür ederim. Vaktim olunca okurum. Lansmana personelden de bir grup davet edelim demiştiniz. Ben de İK'nın performans değerlendirmelerine göre bir liste oluşturdum. Şöyle vereyim size. Zaten sizin bilgisayarınızda da var bu liste. Siz bakarsınız, seçersiniz aralarından. Ben de seçtiğiniz kişilerin oda numaralarını, işte bilet numaralarını vesaire ayarlarım. Tamam, ben bir ara bakıp sana gönderirim. Tamam, teşekkür ederim. Baba, hoş geldin. Pek de hoş gelmedim kızım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sibel bak, ya ben belli konularda yüz göz olmayı pek sevmem bilirsin. Özellikle de seninle. Ama artık kendine bir çeki düzen ver, benim vakti gelmedi mi kızım ya? Ha?
Baba ne dediğini anlayamadım ben. Biraz açık konuşur musun? Annem bahsetmiş ya. Zafer. Of baba ya. Sibel, o yemeğe gideceksin. O kadar. Otur. Bak kızım. Moda alanında da kendimi kanıtlayacağım dedin. Geldin turizm şirketimin ortasında tekstil firması kurdun. Ses mi çıkarmadın? Şimdi hakkını yemeyin. İşleri iyi idare ettin. Bu yüzden abinden öndesin. Bu şirkette benden sonra sen geliyorsun. Bana bak. Kızım ben babayım. Ben artık senin sadece iş hayatında değil, aile hayatında da başarılı olmanı istiyorum. Anladın mı? O yemeğe gidilecek. Sibel Hanım, buyurun. Siz de buyurun, lütfen. Battık. Çakıllıysalar. Bu gece de dumuzda kaldık. Allah kahretsin, bütün para gitti. İyi misiniz? Evet Sibel Hanım. Telefonumu yukarıda unutmuşum. Alo. Ne yaptın Sibel ya? Neyi? Zafer'le yemek işi. Bu akşam. Süper. Ayrılınca ara bak ama mutlaka. Tamam. Ne yapacağım ben? Şeyim. Ne haber? İyi. Ya aslında... Hadi gidelim oyalanmadan. Babam meşhur kuru fasulyesinden yapmış. Seversin. Sen iyi misin? Şu an turşu alalım falan demen lazım ya normalde. Yok iyiyim sevgilim. Yemek yemedim de bütün gün. Turşusuz olmaz. Tabii. Otoparklara hadi gidelim. Tamam. Thank you.
Sen ne yapıyorsun burada? Seni tebrik etmeye geldim. Hiç üşenmedim, İstanbul'dan uçağa atladım geldim. Niye? Çünkü yüz yüze yapalım istedim bu konuşmayı. Telefonlarımı niye açmıyorsun? Ya anlayamadım. Ne için tebrik ediyorsun beni? Ya sen, Sibel, sen beni saçma sapan bir numarayla atlattın ya. Ya İstanbul'da restoranda gelen telefon yemekte. Çok da klişe bir numara. Öncesinde gittin aradın bir arkadaşını. Dedim çok acil bir şey oldu, ara beni çağır falan. Hadi iş yine burada kalsa iyi. Ya sen sonrasında benim telefonlarımı açma nezaketini dahi göstermez. Hiç yakışıyor mu senin gibi bir insana? Telefonuna cevap verseydin ne olacaktı? Biz aynı frekansın insanı değiliz. Ya bence apaçık ortadaydı. İkimiz de 5 dakikada anladık bunu o gece. Ne yaptınız yemekten sonra? Hı? Kızlarla giyeyim mi döndü gruplarda? Benim dünyamda böyle şeyler olmuyor Zafer. Neyse ne Sibel. Bana bir akşam borçlusun. Hı, bu akşam ödeyebilirsin. Hadi gel birer kadeh şişe. Bence sen yeterince içmişsin zaten. Yok. Benim hala son bir kadeh için yerim var. Sana sakladım. Aa sevgilim. Hı. Oda kartını bulamıyorum. Bendedir belki aşkım. Yok bendeydi, hatırlıyorum da düşürdüm herhalde. Ha, yok bende de yok. 2 dakika bekle, çıkartırıp geleyim hemen sevgilim. Tamam canım. Ya sen bana numaranı yaptın. Beni atlattın ve bitti bu kadar, öyle mi? Sibel, hiçbir kadın bana bunu yapamaz. Sen bayağı bir ego yapmışsın. Ama ben sadece kibar bir şekilde o geceyi sonlandırmaya çalıştım. Ama şimdi bakınca o yemeğe hiç katılmamalıymışım. Sen kendini çok üstün mü sanıyorsun? Sen iyice saçmalamaya başladın. Çok uzattın ya. Ne kadar uzaktan, hadi yürü gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Sen ne yapıyorsun ya? Hep yeni bir başlangıç yapacağız seninle ya. Gel hadi. Dokunma bana. Ya Sibel, ne dokunma bana? Aa. Korkma, bir şey yapmayacağız ya. Birer kadeh bir şey içeceğiz. Ya birader. Birader, ne oluyor Sibel Hanım, bir sorun mu var? Sen kimsin ya? Hadi yürü git işine bak sen. Sibel. Sibel, kime diyorum? Birader. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hadi dışarı çıkalım birader, ayakta duramıyorsun. Ya sen kimsin oğlum? Hadi git işine bak ya. Bir hava alalım birader. Hadi gel biz de çıkalım. Ben havamı aldım geldim güzel kardeşim. Bir... Hadi sen git al havanı gel. Kardeş. Kardeş ne var kardeş? Bir şey yok işte, senin işin gücün. Bir dışarı çıkalım. Ne yap? Hadi gel. Kardeş. Hadi gel. Sibel bu hadi kim gel ya? Tamam. Sibel. Git güzel bir vur kafayı, yat. Sabah da kalktığında bir... Hanımefendiden bir özür dilesen fena olmaz. Sana mı soracağım lan ben ne yapacağımı, ha? Sen ben kimim biliyor musun? Sibel. Sen bu herifle mi yatıyorsun, ha? O yüzden mi bana soğuk yapıyorsun? Babam biliyor mu? Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne biçim? Ne diyorsun lan sen? Ay, yürüt! Birader! Oğlum sizi mahvedeş. Oğlum sen var ya, bittin ya. Bittin oğlum sen. Birader. İyi misin lan? Ya da. Sibel Hanım geçmiş olsun, sızdı bu. Var mı herhangi bir şeyiniz? İyisiniz değil mi? Çok teşekkür ederim. Sizin de canınız sıkıldı. Sağ olun. Olur mu öyle şey? Acil içmemiş ya. Çok pardon. Özür dilerim. İyi geceler Sibel. Tamam bak, bu deneme yalan oldu diye vazgeçmek yok. Algılarımızı açık tutuyoruz. Hem bir dolu insan vardır otelde. Yakışıklısı, zengini,
yaratıcısı. Mert olanı, güven vereni, koruyanı, akıllı olanı. Ben böyle birini istiyorum. Geleneksel kodlar diyorsun. Pek kalmadı öyle adamlar. Yo, bence hala varlar. Hem de çok yakınımızdalar. Neyse, ben kapatıyorum. Çok yoruldum. Yarın maraton devam ediyor. Tamam canım. Öpüyorum seni. Hadi kolay gelsin. Hadi, ben de öptüm.